Tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra la la tra la la tra la tra in your side feels pleasure boom she pleasure. Nasılsın, iyi misin? Biz Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyoruz da. Evet. Bir ödevimiz var, işte video çekiyoruz. Levent'le Kelitepe içindeki işte ayrışmayı.
Burayla ilgili bilgi almak istiyoruz. Ama yani yeterli bilgi verebilirim. Yani bilgi dediğim mesela şey, burasıyla Levent arasında çok büyük fark var ya, hani burada kocaman işte binalar var, rezidanslar var. Mesela sizi bu orayı da buradan ayıran ya da sizi burada rahatsız eden şeyler var mı? Hiç yok yani. Allah'ım, çok iyi. Hiç yani gelen gine hiç rahatsızlık görmüyor. Ne yalan. Peki mesela ana yola çıktığınız zaman Levent tarafına, işte o büyük binaların olduğu yere, orada bir rahatsızlık yaşıyor musunuz insanlar tarafından? Gittiğim yok ya. Ben 6 senedir beri misafirin oraya çıktım. Ben de 4 kilometre. Yani gitme ihtiyacı duymuyor musunuz? Demiyorum. Sağlık nedenleriyle. Kalp ameliyatı oldu mu? Şimdi yürüyemiyorum. Hangi gence söylersin götür beni safire orayı diye. Otur orayı derler. Ne yapacaksın yavrum? Yani buradan memnunsunuz o. Yok memnunuz. Allah razı olsun. Yaşadığın şeyden diyor, buradan diyor. He? Buradan değil mi? Çeliktepe'den. Çeliktepe'den memnun. Hani burada herhangi bir sorun çıkıyor mu ya da? Yok. Yani gece işte saat 3'ten sonra gençler bağırarak gülerek geçiyorlar. Bir oğul. Her yerde öyle. Öyle yavrum. Kaç senedir burada yaşıyorsunuz? Ben mi? 48 senedir bu bahçedeyim. 48 senedir bu bahçedeyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Of all the vectors men the queue to be the next. Yani yıkılıp yerine bu tarz binalar mı yapacak? Kentsel dönüşüme mi gidiyor yoksa öyle? Hani öyle isteyen veriyor, öyle istiyor. Sizin için buradaki sorunlar nelerdir ya da siz bu ayrışmanın farkında mısınız? Orası ya buranın. Ben de şey yapmam gerekiyor, yani kentsel dönüşüm şekliyle. Yani yok, bizim onlarla bir alakamız yok. Yok, o da bir ayrışma yani, siz geldiniz. Tabii ki. Evet. Çünkü aynı şey düşünmemişiz en azından mesela. Tabii canım, o da bir ayrışma, biz de onu desteklemiyoruz. Buranın kökeni zaten hep gençek onduydu. Zaten şöyle diyeyim sana, İstanbul'u haricinde, mesela Şişli'ye kadar, Surçin'den Şişli'ye kadar, ondan sonrası hepsi her seçimde bir mahalle yapılmıştı. Ha evet, daha çok şey yapmamak için ayrıştırıyorlar. Her seçim mahalledir. Şimdi burada 65. mahallesidir burası. 65 seçmen mahallesidir burası. Tabii evet. O zamanlar daha yeni yapılaşmaya başlıyor Levent'te. Mesela 70'in mahallesi Senay mahallesidir. Peki siz buradaki ayrışmanın farkında mısınız mesela Levent'te burası arasında ya da 4. Levent'te? Farkında olmak için, şimdi kabuğu koşmak için, köre olmak lazım. Çünkü niye? Şimdi 4 Levent zaten 50'li yıllarda. Evet. Onun için yapıldı. Yunan'a yazan planlı projeli yapıldı. Bizim burası seçimden seçilmiş işte. 2000 yıktı. Söz 105'e öyle bir şey oldu ki, tabii tarih edilmezsiniz. Mesela Adalet Parti o zaman. Adalet Parti yapmasını müsaade eder. Halk Parti gelir, 4 sene sonra yıkar. Yıkar ama yıkarken de yine avantajını alır. Biri yaparken avantajı alır, biri yıkarken avantajı alır. Hem avantajını alır, hem de ondan sonra yine yaptır. Bak, hem yıkar, hem avantajını hem yaptır. Bunu yap dedi, bu sefer öteki parti yıktı. Çünkü iki partinin verdiği bir zulüm bunlar.
Biri yapar, biri yıkar, biri yapar, biri yıkar. Ondan sonra işte ne zaman dediğim gibi Refah Parti geldi, üç parti oldu bu sefer yani. Yönetim üç sıfatı olunca bu olay da ortadan kalktı. Tepesine çıkmaya başladı. Yani yer yapılamayınca bu sefer tepeye çıkmaya başladı. Tamam mı? Kentsel dönüşümü destekliyor musun? Kentsel toplu olması. Zaten mesela şöyle geçiyor. Burası mutlaka olacak. Ama böyle şöyle bir şey var. Evet, yani kentsel dönüşüm olduğu zaman da sizin kalacağınız yerleriniz ya da burada yapılacak konutlar burada çok yüksek olacak. Yani çok pahalı yerler olacak ve sizin onu... Biz gideceğiz bir köşeye. Burada i̇şte o sizi rahatsız etmiyor mu? Yani, şimdi bak bizim açalım. Şimdi rahatsız etmesi bir şey. Rahatsız ettiğini... Burada gökdelen yapılmış. Adam şöyle baktığı zaman bir mezberlik görüyor. Şimdi oraya oturacağız. Değil mi? Evet, onu da... Kendi gibi yapmıyor. Tabii ki öyle ya. Bugün dediğin gibi bu sene ne olacak? Buralarda kentsel dönüşüm olacak. Güzel bir şey olacak. Bugün o zaman bir daire bu. Benim zannım aylığım zaten onun kapıcı parasını yetmeyecek. Ondan sonra ne olacak ben bu sefer? Çekmiş satıp başka yere gideceğim. Yani olay bu kadar basit. Yani ben bunu bilinin farkındasın ama evet. Bu bir şekilde olacak yani. Olmak zorunda önüne geçilemiyor diyorsun. Tabii ki bir şey olacak. İşi konu para olunca. Yani benim, senin değil olacak. Çünkü niye? Yoğunlar yaptırmayacaklardı. Yoğunlar yaptırmayacaklardı. Evet. Onlar yaptırınca burası mutlaka olacak yani. Aynen. Ben o fikirdeyim.